aman yağmur yar dere. Benim gül benzimi soldurur. Ah bu dert beni iflah etmez öldürür. Çekerim gurbetli seni bir zaman, ölüp de mezara girdiğim zaman, çekerim gurbetli seni bir zaman, ölüp de aman yağmur yar dereleri doldurur. Aylar geçer yıllarına baş aslında ne zaman yapıldığını bilen yok tam anlamıyla da. Tarihi çok eski bir tarih var. Restorasyon olduğunda burada eski Osmanlıca olarak yazılı. Yani takriben 730'lu yıllarda falan bu dekor yapılmış. Dekor yapıldığında yazılmış çünkü. Ama bayağı eski olduğu biliniyor. Burası devamlı tamir görmüş daha önceden. Alt zeminler çok eski. Bilen yok yani ne zaman yapıldığını. Yani takriben 1700 ya da 1600'lü yıllarda falan 300-400 yıla tekabül ediyor. Duvardaki şeylerden belli oluyor zaten. Biz de burayı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim dedelerimiz anlatırlardı eski camide namaz kıldığını, ibadetlerini. Mesela annem ufak çocukken gelmişlerdi buraya. Yani takriben 46-47 yıllarda falan. Yeni camiye geçişte 60'lı yıllarda geçilmiş. Ama zaten burada ağaçların üzerinde bütün yazılar var. Tarihleri de var. 31 yazılı, işte 1946, 31, 26 böyle tarihler yazılı. Böyle şeyler baktığın zaman gözüküyor, okunuyor. Biz de buraya hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü şu ağacı görüyorsunuz. 10 küsür metre tek ağaç. Bunlarda 1 gram çürüme yok. Üstündeki ağaçta da çürüme yok. Sadece nem aldığından dış duvarları tahrip olmuş, uçmuş. Burada çağdamlıklar ne var? Şanlılıklar mı? Neyse onu da bilemiyorum ben de ne olduğunu. Herhalde ışıklandırma için eskiden yapılmış bir aparat. Vallahi aslında çok geç kalınmış bir proje bu. Gerçekten içler acısı. Buraya gelen arkadaşlar da bu tamiri yapacak arkadaşlar da çok uhde ettiler ki ya neden geç kaldınız diye. Çünkü bu dekorlar çok önemli. Bak bu arka tarafta şey varmıştı. Tahtalı dediğimiz yer. Üstüne çıkılıyor. Orada da bayanlar namaz kılıyormuştu. Yine aynı şekilde orasını yaptıracağım. Gelsinler de. Kısmet olursa bayağı uzun sürer dediler. Bir yıl falan sürer dediler. Çünkü çok ince bir çalışma yapılacakmış. Allah kısmet ederse bir iki sene içerisinde burası ibadete açılacak inşallah.
Boyak'tan yani köyün aşağı başından Kazımoğlu Ali Tokat. 1946. Okula gittim. 5'te ayrıldım okuldan. 57'de okula girdim. 63'te okuldan ayrıldım 62'de. Öğretmeniydi. Ahmet Okur'du, dar siyahlı. Zerezekli Yakup Bal vardı. Zerezekli. Bunlarla okudum yani. Yeni okulda bu şu yapılan müstehay okulda okudum. Yeni okulda. Eski okul burada 21 topraktan bir okul vardı. O zamanları öğretmenler de vardı yani. Ali Rıza var, efendi var. Efendime söylemeyeyim. Evet, mefadit itti. Arkadaşlarımın çoğu mefaditti. Biz aşağıda oturuyoruz. Dediğim yani mevkide. Zerzek yolunun üstünde oturuyoruz. Vallahi çocukluğum ben okuldan ayrıldıktan sonra çoban oldum yani. Kuzu yaydım, koyun yaydım. Efendim, eskiden sığırla eşekler ayrı olurdu. Dana yaydım. Zamanım geldiğinde onları bıraktığımda halı doğdum. İnce ipek halı doğdum. Öyle vakit geçti yani, geldi geçti. Tüccara doğdu. Yani yok. Onlar tüccar bizim... Kendimize göre tezgah sağ diyordu o zamanlar, 600'lük, 700'lük. O tezgah kesiyorduk. Doğuyup ve teslim ettikten sonra onlar satıyordu. Bu Alili'nin kalkınması %100 halıdanıdır. Reşbellikten bir şey yok. Reşbellik 1'e 4 verir Alili'nin toprağı. Şeyden geliyor, Asarcık'tan geliyordu, Hacılar'dan geliyordu. Çoğu o halı dokuyarak motor aldılar, arazi alanlar oldu, hepsi oldu yani. Savaştan gelen İbrahim Selvi vardı, Böre Harbi'nden geldi. Mustafa Özdemir vardı, Kıbrıs Harbi'nden geldi Ahmet Akgündüz. Eski odalar vardı, odalara giderdik yani. Eski odalar vardı, oralara giderdik yani. O zamanları böyle odun, kömür falan yoktu. Saman yanıyordu. Samanın içine oturma odasına vardı mıydı, ekmek götürürdük. Sokallarda bir tane çırpallardı, ondan sonra elimize verirlerdi yani. Yoktu o soba, yoktu. Tandır vardı. Ekmek pişirirlerdi tandır. Çıra vardı. Lambalar çıktı sonradan. Lokus çıktı. Lokustan sonra da şey geldi. Elektrik geldi. Yokluk çektik yani, çekmedik desek yalan söyleriz, çektik yokluk. O zamanlar ayağımızda ayakkabı bile yoktu, ayakkabı şişesi yiyordu yani, fabrikası yiyordu. Babam şişeden, bey pazarından yaptırır getirirdi, uçları çarık gibi sivri sivri şey olurdu. Çarık, giymedim de bilirim çarığı. Vallahi şimdi ona benim aklım yetmiyor yani Ermeni, çünkü buranın ne Müslüman olduğunu bilebiliyorum, ne Ermeni olduğunu bilebiliyorum. Burada alay, ben şimdi kendi görüşüme göre Konya'nın orada bir alay hanı var. Alay hanından demek ki burayı da aslında aleyhinli, in olarak görüküyor burası, in olarak. İn olarak görüküyor. Aleyhinli yani, alay belli değil. Mışkır'a girdik evet, biz çocukluğumuzda girdik yani. Yani şimdi giremiyoruz, o ayrı. Kale vardı orada, büyük kale vardı, Buş da vardı minare gibi. Burcunu yıktılar, taşını kırdılar, sattılar, yıkıldı burç. Eskiden var çok olurdu. Köylü açardı yolunu, bir metre, bir buçuk metre kar olurdu. Şimdi kar kesileli reşbellik de öldürdü, hayvancılığı da öldürdü yani. Dediğin şekilde mahsul bitmiyor. Oyunları Zerizek mühitüyle Ali'nin mühitünün arasında, Çevlik mühitüyle Ali'nin mühitünün arasında, Sakaltan falan bu köylerin civarlarında yayardık yani. Kurt mu? Kurt gelirdi evet. Kurt gelirdi. İki tane aldırdım yani. Burada iki tane koyun aldırdım. Bu taraftan aldırdım, Gülveren tarafından.
eski düğünlerde şöyle efendim, bayrak kakardı yani. Bayrağı millet toplanırdı. Cuma günü kaldırdılardı bayrağı. He. Bayrağı cuma günü kaldırdılardı. Ondan sonra bekçilere şey verdilerdi yani. Anons yaptığın, o da çağırırdı. Filanın bayrağı kalktı veyahut da cuma günü camide dillerdi bayrak kalktı diye. Ondan sonra ben yumruk oynarlardı. Halay çekerlerdi. Yani yumruk oynarlardı, halay çekerlerdi. O atlanlanırdı. Çok zaman bizim köyü ata camıza çok düşkünlüydü. Çok düşkünlüydü. Onları nallanırdı. Nalcı gelirdi yani başka köyden. O nallardı nallar. Kızakla gelir giderdik. Atlar kızak vardı şeyden, gülverenden veyahut da elbaşıdan kızakla gelir giderdik. Yo, o kızakçı mesela Zercek tarafında bindiğimiz zaman, orada indiğimiz zaman oranın kızakçısı getirirdi. Gülveren'in kızakçısı orada indiğimiz zaman onlar getirdi. Geri evlerine dönerlerdi. Ata binmedim. Cirit olurdu ya. Cirit bizim köyde çok muazzam işte diyor mu? At, camız bunlar meşhurdu yani. O zaman o Mışkır'da çok suyu vardı. Mışkır'ın suyu çoğdu. Şimdi kuyular çekeli, Mışkır'ın suyu bitti yani. Evet, ekmek pişerdi. Yuka yapan yani seven adamlar yukayı yapardı. Benim evim de yapardı yani. Evim Türkmen kızıydı. O yapardı. Yaylamız yok. Dar çerçevenin içindeyiz yani, yaylamız yok. Varmış da o zamanları diyorlar ki, duyduğuma göre kadı satmış diyorlar. Yaylayı nasıl satacak koyun halkının? He, orası öyleydi yani. Gelin kız beklerdi yani şimdi. Saygı, hürmeti beklerdi yani. Hayvanların pisliğinden kerbiç yaparlardı. Aileler toplanırdı işte. Senin mesela hanımı, o kedinin hanımı, o bu. Onu dökerlerdi. Kasna çiğnerlerdi, dökerlerdi. O zaman öyle yanardı yani yakacaklar. Şimdi öyle değil yani şimdi. Fırın da yaptırdık. Bayramlarda öyleydi yani. Eskiden buğdaydan kavurga yaparlardı. Ben onu hatırlarım. Kavurga yaparlardı. Gezdiğimiz zamanlar onlardan verirlerdi. Şeker şeker verirdi. Para veren para verirdi. Yani zannetmem uzun boylu para veren de yiyordu ya. Tesadüfen yani. Yüz para edirlerdi. Bayram namazında bizim burada bir topluluğu gördüm ben. O da Sungurlar topluluğu. Onlar camiden çıktı mıydı bir eve toplanırlardı bir odaya, büyük odaya. Orada kendi şeylerine, ailelerine göre şey yaparlardı yani. Başkası da namazı kılar bayramdan çıktıktan sonra evine gider doğru. Deprem, iki sefer deprem oldu. Biri şeyde Adana'yı salladı o zaman oldu. Bir de geçenleri oldu. Sel geldi. Dayım Ümmet'in danası vardı, onu şeye kadar götürdü, aşağı Cingil'e kadar götürdü. Onu bilirim yani, çok sel giderdi yani. Eskiden o Mışkır dediğin yerde, mallar güneyde yani aslında güney değil orak uzayda, o yanda kaldığı zaman malları geçiremezdik yani, köprü falan yoktu. Orada beklerdik akşama kadar, ondan sonra malları alır gelirdik. Eskiden köyde amcamın harmanı yandı. Şeyde sap getirdik yani buğday çavdarı. O da çocuklar yakmıştı. Böyle de uzun boylu bir yangın yok. Orman olmazsa yangın olmaz burada. Ormanda öküzlerinden düvene binerdik. Dolan Allah dolan, dolan Allah dolan. Ondan sonra dirgeninden karıştır. Yabay, dirgenin işi bitti miydi? Yabayla karıştıracağım. Aşağı döndüreceğim, yukarı döndüreceğim, kesilecek sap. Ondan sonra da elime yabantıyı alım, yabayı alım. Tığ savurmaya başladım. Şimdi teknoloji ilerledi, tığ da savuran yok. Eskiden orağına, sonradan tırpana geçmişlerdi. Tırpanı biliyorum. Orağı bilmem de, tırpanı bilirim. Şurada Ahmetçik var. Solun Gülveren var. Hızırören var. Çevlik var. Koçcağız var. Gamber var. Efendim Sakaltan var. Şurada Sülmanlı var. Biz şimdi bilinen yerleri Zerzek taşı dedik. Ötüyanı'ya geçti miydi Malatya yolu Burudere dedik. Bu yanı geçti miydi Mezere dedik. Bu yanı geçti miydi Çordun dedik. Böyle bu yanı geçti miydi Hüyünardı dedik. Öylece geçer gider. Kadının Abdullah'ı hatırlarım.
Azim Hacı'yı hatırlarım. Ömer Aldemir'i hatırlarım. Ondan sonra Osman Cihan'ı hatırlarım. Ondan sonra Celal'ı hatırlarım. Celal Öztürk'ü. Efendime söylemeyeyim. Fazlı Turgut'u hatırlarım. Mehmet Sungur'u hatırlarım. Sadık Sungur'u hatırlarım. Baba oğludu bunlar. Ondan sonra ben şimdiki muhtarı hatırlıyoruz işte. İşte eskiden doktor vardı da bu kadar geniş değildi. Halk bu kadar büyümediydi. Halk kısaydı yani. Şimdi halk maşallah büyüyor yani. Şimdi inneyi kendimiz vuruyorduk yani. Kendimiz vuruyoruz inneyi. Ben kendim çok şu bu mevkide şu an niye ben kendim inne vurduğumu bilirim. Sünnetlerde de zurnacıyla davulcu gelirdi. Vururdu dambur dumbur, dambur dumbur. Para da kan, para da kardı. Bir şeyleri derlerdi. Ondan sonra da şöyle makasları vardı, şuraya kıstırıyordu, şuradan kesiyordu. Oyun oynardı bu oyunu. Ben de oynarım yani, oyunu severim ben. Ben bu oyunlarda oynamam da ben Bektaşi oyunlarını oynarım. Öldü bir tane öldü. Bekir İpek öldü. Bir de arazımız vardı, o öldü. İki kişi öldü. Sümenli yolunda öldü biri. Biri de gözü görmüyordu, arazdı. O da nerede bir yıl öldü. Serzeki şeysinde öldü. Tata yesinler. Ya sen şunu domatesli yağlı. Ben peyniri koy. Sen de operatif bizde caydırır mı? Sen de caydırma. Bak. Orada var ama bazı iş de yok ha. Bazı iş de yok.
dıştan bir yer. Hayat umurlar güzel ya. Ne? Hayat yersen öldün oğlum abi. Ne öyle abi? Ne? Bari. Ne iş olacak benden gel bari. Usta aradım 1800 lira diye. Ne lan başkan? Ne lan? 800 lira. Ayak. Sen Benim ismim Hacı Gümüş. 1983. Tomarza doğumluyum. Doğuma büyüme buradayım. Serbest çalışıyor inşaat sektöründe. Evliyim. 3 çocuğum var. Anne baba vardı. Babam rahmetli oldu. 3
Dört kız, üçü olandık. Ablam vardı, vefat etti. Üçü olan üç kız kaldık. Hayatımızı böyle devam ettirip gidiyoruz. Mahallemizde herkes kendi halinde yaşar. Çoğu inşaatçı benim gibi. Çoğu hayvancılıkla uğraşır. Çiftçilikle uğraşır. Dar gelirli, öyle fazla bir şeyi olmayan insanlar. Kendi halinde sürüp gider. Vatanına, milletine bağlı insanlar. Abdestinde, namazında, konu komşu içerisinde böyle bir hayat, yaşam tarzımız var. Tavukçuyum işte, yumurtasını uçun besliyoruz. İneklerimiz falan var. Yazın sığıra katarız, kışın ahırda besleriz. Etinden, sütünden faydalanırız ineğimizin. Erkek malımız olursa büyüdür, besler veya kurbana keseriz. Bu şekilde hayatımızı idam ettiriyoruz. Karkış bu sene çok güzel oldu maşallah. Her sene böyle olmasını temenni ederiz. Güzel oldu. Çiftçilerimize, tarlalarımıza, ekim saçma bayağı bir faydası oldu. Her sene böyle olursa inşallah olur ki çok güzel oldu. Yazında bu verimi, devamını bekliyoruz inşallah. Deneydi, samanıdı, buğdaydı derken hem çiftçimiz, hem besicimiz, hem vatanımız bu nimetlerden faydalanacak inşallah. Beni tanıyan bütün akrabalarıma, tanıyan herkese selam ederiz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Olsun, geldi kuyruk, nasıl olsun. Bili. Ben Alaybeyli köyünden Ahmet Akgündüz. Bize şiirlerdi. Kur'anlar kabilesinden. Köyden bahset, o sormasına gerek yok. 1950 doğumluyum. Esas 1954'te askere gittim. 74 barış harekatına katıldım Kıbrıs'ta. Oradan şimdilik maaş alıyor. Bizim derneğimiz de var, Gaziler Derneği ve Şehitler Gaziler de var. Aynı binanın içinde. Benim Bolu komandosuydum. Bolu'dan gittim. 20 Temmuz saat 11'de hareket ettik Kıbrıs'a. Bizim hava indirme, Kayseri hava indirme bozuna uğrayınca aman demişler Bolu komandosunu yetiştirin. Biz helikopterle havadan inme yaptık, sığırma yaptık böyle elimizle. Ayağımızı fren yaptık. Geceli gündüzlü 10-15 gün sürdü. Ama çok zayiat vermedik de var 1500 kişiye yakın şehidimiz var, yaralımız var. Ama geçenlerde bizim bu şeyi geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bizi görmeye geldi. Koca Sinan Belediye Büyükşehir'e geldi, orada görüştük. Bayağı adam bize sevindi. Ben dedi sizi her zaman bekliyorum Kıbrıs'a. Ziyaretimize her zaman gelin. Yememiz, içmeniz, her şey bana ait dedi. Hiç kafanızı yormayın. Bize dedi ki, Kıbrıs'ta iki tane elçimizi öldürmüşler dediler. O zamanın kimiydi? Ecevit. Ecevit'in Şii Koalisyon Hükümeti'ydi Erbakan. O zaman Semin Sancar'ıydı. Genelkurmay Başkanı bu. O talimat verdi, çıktık gittik. Beşparmak dağlarına indik helikopterle. Ama çok eziyet çektik. Çok şükür şimdi sağ bedenimizi bulduk. Hava şartları yok öyle. Güzel memleket, sıcak. Bak şimdi orada nereden baksan 18 derece sıcak var. Gece 8, gündüz 15-16 derece. Suyu yoktu ama sonradan su geldi.
Şimdi mesela ne onun adı Manavgat'tan direkt Kıbrıs'a su gidiyor. Tüfek mi? Ben MG3 kullanıyordum. Makineli. Dakikada 600-700 mermi atar. Böyle. Böyle yapardık. Biz komando atışı yapardık. Böyle diye. Ben de Isparta Eğredi'den gittim oraya. Bolu'ya. Bolu'dan aşağı yukarı 1500 kişiye yakın. Ya bazen var ya bizim devletin hatası çok. Bizi revalarla götürdüler. Reva, askeri revalarla. Gene burası yumuşak. O daha sert. Lan çek şeyleri güzelce. Ne onun adı sivil otobüslerini. Mesela Ankara, İstanbul arabaları gidiyor ya. Çek onları bir askerin eline. Gitsin rahatça. İnan kıçımız ağrıdı gidene kadar. Mersin Ovacık'tan. Tamam mı? Bugün gibi aklımda Ovacık köyünden helikoptere. Helikopter 10 kişi alır. Bir de başçavuşumuz vardı. 11 kişi. Onunla beraber gittik. Şimdiki helikopterler daha hızlı. Pat 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 gidiyor öyle. Hem indiriyor hem gidiyor. Böyle durma yok. Durduğun zaman hani bombalar. Hem görüyorsun hem iniyorsun aşağıya. Hemen hemen de şu masa kadar vardı altında. Açık. İple sıyırma yapıyor. Elimizde daha eldivenler var. Bir bağ, mağaram, dağcıyım diyorum, bol komandosuyum diyor. Böyle inme yaptık. Ekmek bulamadık. Helikopter ekmek atıyor ya, nereye düşüyor, nereye gidiyor. Açlıktan, susuzluktan şeye gidip orada şey meşhur önce keşif buyunuzu. Kandıp diller. Bakın şöyle şöyle. Onları yedik, o da kabız olduk. Ya. Böyle komutanına dedik, komutanım böyle böyle yemeğin içine yatırırsa millet kap hep şey oldu. Tuvaleti yetiştiremiyor. Böyle günlerimiz geçti. Bilmesem bunu bana bilmezlerdi. Şeyim de var, madalyam da var. Hatta ben bilsem böyle senin şeyini kimle giyer gelirdim. Madalyamla beraber. Normal elbisem de var. Bir tane, iki tane eseri aldım ben kendi elimle. Baktım. Bunlar dedim zamanında dedim herhalde dedim 63'te savaş oldu ya gene orada. Bu askerim ben bilmem. 63'te savaş oldu. Bunların intikamını alayım dedim. Yalnız öldürmedim. Bunları ben ne ettim biliyor musun? Ayağını ayakkabılarını çıkarttım. Orada deve tikeni var ki battı mıydı vallahi imkan yok. Kanak. Kanı çıkarır. Böyle tehlikeli. Oranın tikenleri. Bunları kaptım gördüm. Böyle diyor ayağımın altı batıyor diyor. Batsın dedim. Bölük komutanına vardım teslim ettim. Dedi Kayserli. Beni bilirim. Bölük komutanı Sivaslı Mustafa Başer. Lan niye getirdin? Arazi değdin diyor. Arazi değdin demek öldür demek istiyor. Mesela şimdiki 14 tane dün şeyi Feröz öldürdüler. Öldürdü demeyeceğim. Arazi oldu. Bitti. Orada ben 14 ay kaldım orada. Kıbrıs'ta aldım tezkireyi. Gelirken gemiyle geldim. Ben 10 gün izine geldim, moral izine. Burada annem var da babam yoktu. Demişler ki Ahmet şehit oldu. Şehidi bilen yok ki burada. Şehit ne? Gazi ne? Zaten hava indirme paraşütle atladı. Adamlar şey mevzilenmiş ki adamlar havada şehit düşüyor aşağıya. Kan kayımından şehit oluyor. He, biz ondan yetiştik. Yoksa biz gitmiyorduk. Bizimki Sabri Demirbağ, Tugay komutanımız. O emir verdi. Aman demişler Kayseri hava indirme bozguna vuruyor. Hemen Bolu komutanını yetiştirin. He. Cenazeye biz hiç ilgilenmedik. Arkadan tankçı, topçu devam eder, döver. Biz ondan giderek. Vurur, kırarık, ölen kalan varsa arkadan da şey gelir. Arama tarama. Kaç kişi ölmüş, kaç kişi yaralı. Hatta bir günde Sapı Demirbağ herhalde rahmetli oldu da dedi ya burada acayip koku var dedi. Sen bu askerine talimat bilmiyor musun dedi. Affedersin dünyada en adi koku insanoğlunun kokusuymuş. He. Oğlunu tutuyorsun kolu eline geliyor. Ayağını tutuyorsun ayağın geliyor. Bayağı bozulmuş. Bir haftanın içinde bozulmuş. Sıcak. Öyle sıcak ki 35-40 derece sıcak var orada. Hı? Adamda ne var ki? Can, kan, kemik başı. Hatıralarımız çok. Da arkadaşlarla görüşüyor işte hatıra bu. Yavruları ne kömeceğim yanım oraya yaşıyorum. Üstünde şey atıyor şimdiki harç şişesi var ya kireç. Kireç şişiriyor böyle üstünü örtüyor adam.
Ama şehit olan askerlerimiz varsa onu götürüp yine de bir diyor. İki tane orada şehitlik var. Biri Boğaz şehitliği, biri İbrahim Karaoğlan şehitliği. Gelmişler oraya. Sen de mi? Nereye gidiyorsun? Emir abi bir poz ver. Nasıl yapayım oğlum? Veriyor. Korkun ya. Geri geri gidiyor. Davanın hesabı. Sen ne oldun abi? Burada kayıyorum mu? He abi kayıyorum. Avlıyor. Tamam. Güzel amcam, at koşamıyor ya. Ben de iyiyim Allah aşkına. Allah'a bir sağlık versin yavrum. Evet, sağ ol. Yalçın da yukarıdaydı. Gelseydi onu da çekerdi. Gelirdi, siz şimdi oraya geçeceğiz abi zaten. Zaten odaya geldiler bunlar, odayı çekecek. Haa, tahtalı iğneye. Alayım işte, akıl gidiyor. Ne yapıyor? Maşallahım var lan, maşallahım. He. Ebek nasıl lan? Ebem iyi çok şükür ya. Ne çok iyi ne çok kötü. Normal. O benden büyük ha. Vallahi kendi halinde. Çok selam söyle. Aleyküm selam. Selam. Ne olacak? Saçın içinde ya canım senin. Saçın içinde böyle de duruyor ya. Azal seveyim. O gün içinde yazarsın, onun içinde. Aleyküm selam abi. Hayırdır, abi köyümüzü tanıtıyor valla. Gel Gazi, gel de iki metre şu ortamıza dur, bizi çeksin, gel. Odaya geçsin, odada Kemal abi gir, odada. Kemal abi ne var, he. Gazi abi. Ha? Kemal abi. Kimlerdensin diyor. Kimlerdensin diyor. Ne diyor? Kimlerdensin diyor. Kimlerdensin? Celal Güler. Celal Güler. Babanın adı ne diyor? Babanın adı ne diyor? Babamın adı Veysel. Hangi anam adı? Eskilerden hiç anlatsın diyor. Eskilerden anlatsın hiç diyor. Anlatsan ne anlatayım eskilerden. Sen soracağım o adı. Eskilerden. Harman'da ne yaptın diyor, harman zamanı diyor. Harman zaman ne yaptın diyor. Aman hepsini yaptım. Hepsini yaptım. Elhamdülillah. Böyle olup durdurmaz. Hepsini yaptım. Elhamdülillah. Düğenle sürer miydiniz? Sapne dağıdır mıydınız? Ne diyorum? Düğenle sürer miydiniz diyorum, o zaman sapne dağıdırırız. Dur. Düğün nasıl sürerleri düğünü? Kayınbaba vardı. Bir düğün süreriz. Dediğime kaydım. Eskilerin, eskilerin. Yamanız eskilerin. Anlat bana eskiyi anlatıcı. Eskilerin ne anlatayım? Bildiğin yok mu? Hepsini biliyor.
Hapten gelen oldu mu? Hapten gelen oldu mu? Neyse. Hapten diyorum, savaş zamanı. Oldu. Kim geldi? Kim bilmedin. Kim bilmedin, bildiğin yok. Unuttu zaten. Harman'a kar yağdı mıydı harman zamanı? Yağdıydı. Nereden mi vardı? Hı. O, onun ekinçi ekin. Onun tuzu kaldı. Kar ekini? Yağdı. Tuzu kaldı. Mehmet Emin'in ekini suda kaldı diyor. Evet. Yokluk çekti mi diyor, yokluk. Oo, ne oldu, çektik. Çektim ne oldu. Yokluk diyor, yokluk çekti mi diyor. Ne oldu diyormuş ya, ne oldu diyor. Çekti. Sedat, gel seni anlatı bu ana. Ana, kırkın kıtlığını anlatsana bile. Kırkının kıtlığını bilin kırkının. Ne dedin? Kırkının diyor, kıtlığını bilin mi diyor. Bilirim, bilirim. Anlat o zaman. Sen anlat sen. Bu kim? Misafir, misafir. Bilen mi? Ne ördünüz kıtlıktan, ne ördünüz? Ona bakma sen, konuş. Ana, Kırkinin kıtlığını anlatsana ana. 42'nin kıtlığını anlat, 42'nin kıtlığını. Kıtlığı. Hani yoksulluk varmış diye o zaman, yoksulluğu anlat diyor. Ot yemişler, ot, ot. Onu yiyordum. Ben ondan kıtlıydım, ondan kıtlıkla kıtlıydım. Ondan sonra şöyle gibi, şöyleydi. Bilim işte o zaman, bu bilir. Bu bilir, sen nasıl bilmiyorsun? Bilir mi acaba? Davar görmüştüm. Ben de biliyordum. Davar ne görür müydün? Davar ne? Abo. Görürdüm, görürdüm. Onu da görürdüm. Gülgülü bir sahar diyor, nasıl bilmiyor şimdi. Bilin avrat bilmiyor. Görürdüm, evlerin ne var. Eskileri anlattığım işte. Niye eskiden öyle? Evlerin harman vardı. Hasıl vardı. Varsın. Anlatıldım. Anlatıldım. Eskileri öyleydi. Eskiden ne vardı? Şimdi ne var? Şimdi maşallah dolu. Evvel ne vardı? Evet, bir şey yoktu. Bir şey yoktu. Onlar giydi. Ne ki bu nereye geldi geçti onlara. Onlar çok çekti, çok. Çok çekti. Evvel öyleydi onlar. Tuzak dallığı vardı, çektik. Mal vardı, mal çok. Ama suyun içi içi. Kervanhanem vardı aşağıda, orada sulardı malları. Tuzaklığı da hep sondu. Hep buydu. Gece kalkardık, su çekerdik. Malları içer, davar içer. İnsan bunu da içer. İlken uyku da uyumadı. O da o zaman neydi ki? Uykuydu. Uyumadı. Çoğundu. Ne yer, ne içer? Ondan sonra derine geçer, onu yer. Sandra ben yapmadım, kaynana yapardı. Yapardı. Kaynana yapardı. Neyse. Kereç olduk. Fece tutulduk, öyle oldu. Babam nesil vardı, o da tutuldu. Fece'den de tutuldu. Yanındaydım. Yanındaydım. Onu çekiyor böyle şimdi. Onun şeyini çekti, benimkini de çekti. Ama ben bilemedim ki. Öyle geçti. Mevfiyeci, kaynım Celal, Kıyası, onlar var, onun da kaynımız. Kaynım olurdu onlar.